saçlarıma erimez karlar yağdı. Mevsimlerin tadı yok, baharım sende kaldı. Ansızın gidiverdin, haber bile vermedin. Hem kendin harap oldun, hem beni benden ettin. Gönlüm söz dinlemiyor, sevdiğimi ver diyor. Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor. Oh, aşk yüzünden Arap saçına döndüm. Çöz beni Arap saçı. Çivi çiviyi söker. Faruk. Hı? Bir çiçek daha yine bir kadın hayranından. Algıda seçicilik olmasın. Gözde Yılmaz olmasın. Ne diyor? Geçmiş olsun. Gerçekten çok gayretli bir tanıdık. Hayatım, halk ilişkiler benim ya kızın işi. Şirket için yapıyor işte. Tabii tabii, kesinlikle çok çalışkan. Benim bir tane çiçeğim var, o da sensin. Hı hı. Hı hı. Ne? Sen nereye kayboldun, anlat bakalım. Hı? Sen bana mı soruyorsun şu an? Ay hiç kusura bakma, dinleneceksin. Evet, işe gönderme, uslu dur. Bırak tadını çıkartayım şöyle. Ay neyin tadını çıkartıyorsun? Allah Allah. Sözümü dinleseydin başta hiç bu kadar endişe yaşamayacaktık zaten. Kusura da bakma, doktor sözünü dinleyeceksin şu saatten itibaren. Aa, burada bak. Allah Allah, sevimsiz. Sevimsiz. Ya sevimsiz. Ay gıcık oluyorum sana. Gel bir şey göstereceğim. Ay bu kadar kadın hayranım var. Ben hala sana sürpriz hazırlıyorum. Gel. Günaydın. Günaydın. Oo, hayrola giyinmişsin. Sakın iyi oldum deyip işlere gitmeye kalkmıyorsun değil mi? Sakın. Kıpırdasam kıpırdayacağım da göz hapsindeyim. Sakın kontrolü bırakma, aman diyeyim. Yok yok, merak etmeyin, ensesindeyim anne. Bir şey göstereceğim de kahvaltıdan önce. Yani siz başlayın. Biliyorum. Görüşürüz. Günaydın İpek. Günaydın. Anne. Süreya. Annem mi demeye başladı size? Öyle münasip görmüş. Hep beraber. Bir de kampta keyfi yerinde ya. Her şeyi açıyorum, gösteriyorum. Bir şu en son halini görmedi. O da sürpriz olsun diye. Ya iyi ki de kampa göndermişiz. Zamanlama çok güzel olmuş. Teşekkür ederim müsaade ettiğin için. Ne? Çok güzel olmuş. Benim karımın eli değmiş. Güzel olmaz mı? Da anneme anne deyişin gözümden kaçmadı. Ya. Ben de diyorum ki acaba ne zaman altını çizeceksin?
Altı çizilmeyecek gibi vallahi aşkım. Böyle zevkine göre odayı yapmak için çok iyi numara bulmuşsun. Aferin sana. Stratejik zekana çapka çıkar diyorum. Ayrıca da kaleye bayrağı dikmişsin. Helal sana be. Bence de helal olsun ama ben ne zaman stratejik davrandım ya? Ben ne zaman inanmadığım bir şey söyledim? Aşk olsun Faruk. Tamam. Hı. Tamam yo. Ben inanarak söylediğini biliyorum. Çok da hoşuma gitti. Teşekkür ederim. De onca şeyden sonra bunun içinden gelmesini beklemiyordum. Yani bazen olayların arkasına bakmak lazım Faruk. Annen sadece çocuklarını korumak isteyen bir kadın. O kadar. Onu anlayınca çok zor olmuyor. Ayrıca sevgi neydi Faruk? Sevgi benim karımdı. Yanlış. Sevgi yemekti. Bak. Allah beyler, bu koşullarda biz arayışlarımıza devam etmek zorundayız. Kusura bakmayın. Teşekkürler. Fikret Bey, acaba biz bir de Faruk Bey'e danışsa mıydık? İsterseniz bir toplantı daha alalım mı? Tamam, gerekirse alırız. Ama şimdilik teşekkürler, iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Faruk Bey'e de selamlar. Aşkım ben. İyi günler. İyi günler. Fikri sen ne yaptın ya? Hayır, neden ısrarla paketledin adamları? Faruk seviyor bu herifleri. Hem ön anlaşmada yapılmıştı sözlü olarak. Ya Akif tamam, ben konuşurum Faruk abimle. Ya verdikleri fiyat ne abi, görmüyor musun? Bir tavırları falan, biz işe aldık nasıl olsa diye ukala ukala falan. Ya bırak boş ver. Faruk bilmiyorum benim ne kadar titizlendiğimi. Anlayacaktır yani. Ama şimdi olmuş iş. Akif. Hadi ne olur gözünü seveyim ya. Şu catering firması yüzünden şimdi tartışmayalım ya. Bak abicim, sen bu konuda hiç arada kalma. Tamam mı? Karşımda da durma. Biz ağız tadıyla çalışalım. Tamam mı? Peki. Tamam, ben karışmıyorum ama Faruk'a gerekli açıklamayı sen yaparsın. Tamam. Benlik bir şey yoksa müsaade isteyebilir miyim? Senem gelecek de şimdi biz bir kontrole gideceğiz bir daha. Öyle mi? Ne yaptı şey, cinsiyeti gösterdi mi? Yok, saklanıyor eşek sıpası. Ama biz de artık inat ettik. Bakacağız, el mi yaman, bey mi yaman, sormuyoruz yani. Ya boş ver, sağlıklı olsun da gerisi kolay. Aynen hadi. Eyvallah, görüşürüz. Görüşürüz. Şey yaparız. O konuyu bir daha bir düşünün, olur mu? İyi günler. Söylemiştim zaten. Ay, ayıp oldu. Tanıştırsaydın bari. Kime ya? O şey değil zaten. Şirketten biri değil. Öyle çok da gerekli de biri değil. Tam zamanında şey yaptım biliyor musun? Nasıl özledim ya. Nasılsınız? Babasının bir şeyi çok... İyiyiz, çok. Ziyaret ettim, iyi görünüyordu ama. Siz tanışıyorsunuz Faruk'la. Evet.
nereden? Biz bir dönem birlikte çalıştık İstanbul'da. Ortak bir arkadaşımız vesile olmuştu. Kazayı duyunca çok üzüldüm. Hemen ziyaret ettim. Sizlere de çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Yani ucuz atlattık diyelim. Şükür. Aynen öyle, çok şükür. Ben vaktinizi fazla almayayım. Hemen sunayım. Siz incelerken detaylar üzerine konuşuruz. Tamam. Güzel tasarım olsun. Az önce gördüğüm. Hangisi? Ha o şey mi? O şey hiç kimseye canım söyledim ya. E sen neden soruyorsun ki, hayırdır? Hiç, ben böyle bir yetmiştik hiç kimse hayatımda hiç görmediğim için ondan sonra. Kim? Ne alakası? Biri ya bize ne demişim yani el alemin boyundan pusundan. Senin bir kafan gitti, bir tuhaflaştı, aklın kaldı, bir şey oldu sana ya. Sen kimsin bayağı? Boş yere günahım olmuyorsun ya. Şey ya, toplantı kolay şey mi, benim beynim yandı. Az sabret bak, kendime geleceğim, tamam mı? Tamam mı benim bebişim? Tamam mı hayatım? Bebişim, benim aklım senden başka alabilecek kadın daha anasının karnından doğmadı. Sen mi söylüyorsun? Fikret Bey, tedarikçileriniz çok sağlamdır. Lezzet garantisi veriyoruz. Fiyatlandırma konusunda da bayağı bir iddialıyız gördüğünüz gibi. Evet, fark ettim. Zaten hani açık konuşayım. Dikkatimi çeken bir iki tekliften bir tanesi. Çok sevindim. Yine de kafanıza takılan bir şey olursa lütfen söyleyin. Yani pürüzleri gidermek benim işim. Hem arada Faruk var. Yani ben ona mahcup olmak asla istemem. Tabii. Şöyle yapalım. Siz bize bir numune hazırlayın. Eğer biz masaya oturmaya karar verirsek, hani benim sadece öyle bir iki tane notum var, onları konuşuruz. O kadar. Tamamdır, çok güzel. Bu arada ben Bursa'ya kadar gelmişken bir Faruk'u da görmek isterim. Yani arasam ziyaretçi kabul ediyor mudur acaba? Yani ben aslında eve geçeceğim. Hani hem onunla da konuşmak istediğim bir iki şey var. Dilerseniz siz de buyurun. Hani hem ziyaret etmiş olursunuz eğer müsaitse. Çok sevinirim, çok güzel olur. Tamam o zaman, buyurun. Organizasyon aşamasında anneni çağırman iyi fikir mi, pek bilemedim yani. Ben de emin olamadım da. Yani bir ayda tek başıma halledemem her şeyi. En azından uzmanlık alanı annemin. Hem bakalım, daha belli değil yani. İşlerini ayarlayabilirse gelecek o da. Yani düğünü gerilmek için değil de sevdiklerimizle o günü kutlamak için yapıyoruz ya. Bunu aklımızda tutsak bence yeterli olur. Sen onu bir de kadınlara sor. Allah Allah. Neyse canım, sen şimdi ara onu. Ne zaman geleceği belliyse otel rezervasyonuna göre yaptır. Tamam. Ben baktım. Ay bütün kadro da buradaymış. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Osi'cim, ne haber? Yalnız anneciğim, Osman hani kısaltmaları sevmiyor ya. Kısaltma sevmiyor mu? Zaten bu ailenin isimleri kısaltmıyor. Bir tek Piko hariç. Ne haber Osman? İyiyim. Ben de iyiyim. Ay garibim. Yani hem çok özlemişim hem de hiç buradan ayrılmamışım gibi. İyiydi, neden haber vermedin geleceğini? Gelir alırdım seni ama. Ya benim canım kızım beni çağırmış, uçmaz mıyım bir tane? Olur mu hiç öyle şey? Ne haber vermesi ya? Hem haber falan veremezdim çünkü sizde bir sürprizim var. O ne? Tara, evlendim ben. Ha 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 ha!
çekmem ya. Sakin ha. Biliyorum. Benim için de çok ani oldu gerçekten. Ben bile anlamadım nasıl olup gitti. Böyle şat pat bir de baktım evliyim. Ama çok eğlendik. Harikaydı gerçekten. Bak büyük sözüne gel. Eloping is the way to go. Sizi de alıp kaçıralım. Yurt dışında bu işi hemen halledelim. Çünkü nişan falan derken o kadar merasim yapan Esma Hanım düğünde neler yapar. Yani o kadar strese gerek yok. Zaman çok kıymetli ya çocuklar. Ya sen şaka mı yapıyorsun ya? Yok. Anne sen ne ara evlendin, kimle evlendin? Allah Allah ya, adam nerede? Park yeri arıyor dışarıda. Bu şehirde yaşamak çok zor, vallahi park yeri yok. Hah, geldi. Çok şaşıracaksınız. Garip amca. Kusura bakma. Ben başka birini bekliyordum da seni görünce böyle biraz şaşırdım. Hayırdır? Sen buralarda mı? Kocacığım. Kocan? Gel, gel, gel. Korkma. Sürprizimizi söyledim. Allah cezanı vermesin senin. Kız ben buraya nasıl geldim sen biliyor musun? Deli mi ne be? Kızım ben boynuzu yedim belki. Sen farkında değil misin acaba? Kim konuşacak? Süreyya'yı çağıracaktım. Daha Faruk şokunu atlatamadı diye çağırmadım. Ona bir şey demedim. Kime anlatacağım derdimi ben? Ha kimle konuşayım ben? Söyle bana. Aa, çok acayip kadınsın yemin ediyorum yahu. O şirkette kaç tane sütun bacaklı var? Adam hepsiyle seni mi tanıştıracak? Ay kusura bakma seninki siketi şeyini görmüş yarası almış. Ay gerçekten çok doğru insanı çağırmışım. Gülme karşımda. Allah Allah. Bir dram yaşanıyor burada. Kadınım ben kadın. Hissederim. Tatlım o dram falan değil ya. Senin hormonlar kopuşmuş. Başka bir şey yok. Hormonları mı? Evet. Tabii ya. Kırkından sonra hem aşık hem hamile olunca hormonlar böyle duble bir şey oldu. Ay can kıkından çoğunu açık mı o çocuğun? Kıkı geçme be. Ay vurma be. Ay kalk dışarı çıkalım. Ben sana bir duble dondurma ısmarlayayım. Yok ya. Sen bir fabrika ayarlarına geri dön daha neler. Şey yaptın değil mi böyle 5 saniyede 5 cilt yazdın hemen? Evet. Hormondan. Evet. Bizim dondurmacı alışacağız. Evet. Karamel yiyeceğim. Ay ne istersen. Balkonda çalışınca çalışmamış ve dinlenmiş olmuyorsun sevgilim. Size ayrılan zamanın son yarım saatindeyiz. Hayatım daha yeni başladı. Hı hı, sana öyle geliyor. Sen ne gaddar bir hemşiresin öyle. He? Öyleyim. Hadi bakayım iç portakal suyunu. Kekinden de ye. Allah'tan dünyanın en güzel hemşiresisin. İyi de ben çalışmazsam nasıl oyalanacağım? Senin kafanda başka fikirler mi var? Söyle bakayım. Ay Faruk ya ne fenasın. Faruk o delirdin herhalde. Adam balkonda ne yapıyorsun? Fikret geldi. Ne iş var ya bu saatte evde?
Biliyorum, dinleyelim bu saniye. Niye açmıyorsun sabahtan beri? Hadi gel, hadi gel, dinlen diyorum. Dinlemiyorsun. Ya işte hasta ziyaretine gelmiş. Ne yapayım, haber versene yani, bana ne? Ben şimdi kendim biliyorum, sahte sahte izi sohbet yapamayacağım aşağıda. Ben biraz uzanayım, dinleneyim, tamam mı? İyi, biz seni idare ederiz. Biz Gülsün Hanım'la Branjet'in Catherine'ı bitirdik. Çalışacağız umarım. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de Esma'm. Ben de. Aslında şirkete gelmişti. Ama hazır Bursa'ya gelmişken bir de hastamızı ziyaret etmek istedi, o yüzden biz de buraya geldik. Sizlere de çok büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Ben de daha çok kısa bir süre önce geçiş yaptım pazarlama müdürü olarak şu anda çalıştığım şirkete. Boron Holding'in bu arayışı ve atılımı zamanlama olarak çok güzel oldu. İnşallah anlaşır da birlikte çalışırsak harika olacak. Dostlarla çalışmak her zaman ayrı bir keyif benim için. Evet bakalım hayırlısı. Faruk biriyle anlaştım demişti aşkım ama yanlış mı hatırlıyorum ben? Yok doğru hatırlıyorsun. Anlaşıyorduk ki işte bir şey bürüzler oldu ama ondan sonra da... Yani falan yüksek bir şey yaptı. Konuşuruz sonuçta. Hoş geldiniz Gözde Hanım. Hoş bulduk. Sizi yeniden görmek çok güzel Süreyya. Teşekkür ederim, sağ olun. Konuşuyor muydunuz? Evet, hastaneye gelmişti Faruk'u ziyarete. Buyurmaz mısın? Biz aslında bir hani abime şey yapsak mı uçan yine? Yok, dinleniyor. Şey, kısa konuşacağız. Hani ben bakayım mı bir? Tamam, ben bakarım. Siz isterseniz kış bahçesine geçin. Kusura bakmayın. Eve hiç taşımıyoruz. Buyurun, kısa geçelim. Görüşmek üzere. Ticaretmiş maksat. Aşağıda seni Fikret'le bekliyorlar. Ne ticareti ya? Bilmem. Öyle dedi Fikret. Aşağıdalar. Yine neler karıştırıyor bu Fikret Efendi. Evlenmenin nesi anormal? Ben anlamıyorum şu an seni. Gidip Peker amcanın oğluyla evlenmişsin. Biz birlikte büyüdük o çocukla. Boğaç senden büyük bir kere. Sen ona abi derdin. Boğaç benden büyük ama senden küçük. Çok küçük hem de. 10 yaş. Baban da benden çok büyük. 20 küsur yaş büyük benden. Niye burada böyle evlat ediniyor muamelesi gören ben oluyorum darling? Ben hiç anlamadım bu işi. Yani bari sen benim kızım olarak böyle bir çifte standart uygulama. Hayat hep erkekleri mi kayıracak ya? Gel, gel baba Allah aşkına çünkü ben gerçekten kilitlendim artık. Sen neyin peşindesin ya? Aa, gerçekten bu yaptığınız major overreacting yani. Ben paralize oldum esas burada, ben paralize oldum. Baban, büyükannen yaşında bir kadınla evlenmeye çalışıyor. Hiç ona laf yok, değil mi? Of! Just saying. Spordan yeni çıktım da vakit olmadı bir şeyler yemeye. Otele girer girmez cime daldım. Atlamamak lazım. Rutin önemli. Aslında bu proteini besinlerden alıyorum. Ama böyle arada pratik oluyor biliyor musun? Doğrudur. Düğünü aceleye mi getirdiniz siz ya? Var ya... ...ben seni 6 ayda forma sokardım.
kendini bile tanıyamazdı. Teşekkür ederim de yani. Benlik değil. Aa, öyle deme. Biz ne cılız çocukları adam ettik. Mesele burada bitiyor. Tabii ki mesele burada bitiyor. Evin yeri de güzelmiş ha. Of, manzaraya bak be. Sabah burada ne streçlik yapılır biliyor musun? Efsane, efsane. Bak, bu gözlüklerden ve duruştan anladığım kadarıyla sen ya çok kitap okuyorsun ya da çok bilgisayar başındasın. Hı? Değil mi? Yani öldü ama saçma sapan genç bir karısı vardı, ondan da çıka çıka bu çıkmış işte. Tabii ki benim saçmalıklar kraliçesi annem gitmiş bulmuş çocuğu, nereden bulduysa. Ay resmen yılın çifti ya. Hale bak Allah. Ay yok, bu aç beni boğdu. Çıkalım mı? Çıkalım mı? Ya bir günde aklı başında bir şey yap ya. Bir günde aklı başında bir şey yap ya. Bak, iki dakikada kızını hale getirdin ya. Asıl ben ne umdum, ne buldum? Burnumdan getirdiniz. Ya sen ne umdun ha? Ne umdun sen, ne umdun? O çocuk bizim elimizde büyüdü be. Ben de senin elinde büyüdüm. Ne çabuk unutuyorsun? Bir kendinle yüzleş. Yani Boğaç'ın babasıyla sen büyüktünüz. Ben ne yapayım? Sıradım ortadan çıkartırsın be. Ya hiç olmasa kızına söyleseydin ya. Oh my gosh. Ya kafamı karıştırıyorsunuz. Neden anlatamıyorum ben derdimi size? Yani bir spur of the moment bir şeydi. Biz anı yakalamak istedik. Ben mutlu olunca siz de mutlu olursunuz sandım. Ya insanların mutluluğundan mutlu olmak bu kadar zor bir şey mi yani? Bak, ben nasıl Esma'yı duyunca şoka girmiştim. Ama şimdi senin için ne kadar mutluyum. Yani bu kadar zor bir şey olmamalı garibim. Değil bunlar ya. Fazla yormak istemiyorum. Hem karına da söz verdim zaten. De, sen...
sen bu teklifi bir alıcı gözle incelesen mi acaba? Pek ilgilenmedin sanki. Evet, ilgilenmedim. Çünkü bizim zaten anlaştığımız birileri var diye biliyorum. Şimdi niye bunu konuşuyoruz onu da anlamadım. Evet, de işte orada bir pürüz çıktı. Biz maalesef Sezginlerle anlaşamadık abi. Sonra şey yaparız, detayları konuşuruz. Hani ben gözlerimi o yüzden getirdim. Bir de arkadaşın olduğunu öğrendim. Hani teklifi bir kendin incele, bizzat bir bak. İçinde benim de notlarım var. Hani ben... Affedersiniz, bu gerçekten önemli. Siz devam edin, ben gidiyorum. Tabii. Geçmişimiz falan yok. Bak. Bak, kabalaşmak istemiyorum. Ama biz seninle bunları konuşmuştuk. Bunları sorun olmayacağını konuştuk. Tamam mı? Bu konuyu da kapattık. Öyle hatırlıyorum. Ben bu huzursuzlukla çalışamam. Faruk. Sen karını arıyordun. Kaybolmuştun. Çok mutsuzdun. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Ben de zor bir zaman geçiriyordum. Biz sadece birbirimize iyi geldik. O kadar. Yaşadı bitti. Ben sana herhangi bir rahatsızlık verdim mi? Senden herhangi bir talepte bulundum mu? Hayır. Senden şu anda istediğim şey de zaten çok büyük bir fedakarlık değil. İyi bir teklifle geldim. İş istiyorum. Olmayan bir suç yüzünden harcamadım. Hem ayrıca ben üstelik ne derim? Nasıl bir açıklama getiririm? Var mı bir önerim? Ya onlar sektördeki en uygun teklifi verdiklerinin farkındalar. Onlar için de prestij konusu bu. Anlaşma yapmışlar diyebilirsin, geç kaldık diyebilirsin. Yani şimdi senin bu söylediğin tek taraflı bir anlayış oluyor. Yani benim de sana amacımın karına basit tek gecelik bir şeydi dersin demem gibi bir şey. İkimiz de fedakarlık yapmamız. Adil olan bu. Evet, kusura bakmayın. Ne yaptınız? Vallahi ben elimden geleni yaptım. Artık top sizde. Ben bir dosyayı inceleyeyim. Ondan sonra seninle konuşuruz. Fikret olurlar. Tekrar geçmiş olsun. İyi olmaz. Gözde çıktı piyasaya. Evet abi, gördüm ya. Vallahi görmez olaydım. Şirkete catering için teklif verecekmiş. Ben de canını sıkmamak için sana nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum. İyi de sen nereden öğrendin abi? Eve geldi. İş kabul etmemi istiyor. Aba altından sopa gösteriyor. Ne? Nasıl ya? Abi ne alakası var? Manyak mı bu kadın? Süreyya ile konuşmakla tehdit etti beni. Bir şeyler yap oğlum, bir şeyler yap. Bir şekilde gönder. Tamam tamam patron, bak sen hiç düşünme. Doktor sana ne söyledi? Stres kesinlikle yasak, tamam mı abi? Ben de o. Stres beni takip ediyor. Tamam abi, sen hiç bunları düşünme lütfen. Tamam, ben halledeceğim. Bir şekilde. Thank you.
acilse açın lütfen. Yok yok değil, ben sonra ararım. Fikret Bey, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizinle tanıştığıma da ayrıca memnun oldum. Asıl ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Güzel haberlerinizi bekliyorum o zaman sabırsızlıkla. İnşallah en kısa zamanda döneceğiz. Ne oldu, yüzün düşmüş? Yok hayatım ya, yorgunum biraz. Abi bak, hemen cerellenme çünkü Sezginlerin verdiği fiyat o kadar yüksekti ki, bir de yani vade tanımıyor adamlar. O yüzden hani ben bir konuşalım istedim. Tamam, zaten bütün teklifleri değerlendiriyoruz. Bunu da değerlendiririz. Sen bana dosyaları yolla, ben bir inceleyeyim. Tamam, ondan sonra konuşuruz. Ben bir yukarıya çıkayım hayatım, biraz dinleneyim. Tamam mı? Hadi. Ağlamak istiyorum. İstediği şirketi kabul etmedi. Hiçbir şey söylemiyorum. Kim bu Gözdağ'ın? Nereden arkadaşı? Ha şey, İstanbul'da bir ara beraber çalışmışlar. Şirkette çalıştığın zaman sen tanımıyor musun? Yani İstanbul'daki şirket, hani farklı muhataplarımız var. Neyse, özür dilerim, ben şu an gerçekten biraz anın tadını çıkartmak istiyorum. Size kolay gelsin. Biraz gezeceğim, yürüyeceğim. Bu kendi işlerime bakayım falan. Şirin arıyor. Ay, o İstanbul'a gelmiş. Ben söylemeyi unuttum size. Osman haber verdi. Şirin Hanım. Esma Hanımcığım, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulamadım pek Mersi ama yani neticede alışırız, nelere alışmadık, öyle değil mi? Nasıl yani? Ya uzun hikaye. Bu akşam bir fırsat bulursak anlatırım size, dertleşiriz arada. Akşam? Ha evet, ya bu düğün hazırlıkları için bir an önce konuşalım diye düşünüyorum. Bir toplantı setup edelim diye düşündüm çünkü. Çok az vaktiniz var, yapılacak da çok iş var, aksiyon almak lazım. Müsaitsiniz inşallah. Faruk... Ay Faruk tabii. Kafa kalmadı, kusura bakmayın. Kafa bırakmadılar ki. Nasıl Faruk'cum? Çok geçmiş olsun. Esma Hanımcığım, Allah'tan siz böyle kuzu koyun kesmeye meraklısınız. Ne diyorlardı? Verilmiş sadakanız varmış, değil mi? İyi. Teşekkür ederiz ilginize. İyi. Tabii, ne demek. Akşam okey miyiz? Yani Faruk odasında yatabilir, hiçbir sıkıntı yok bizim için. Tamam, gelebilirsiniz. Harika. Ya Esma Hanımcığım, bir şey rica etsem sizden. Burcu'yu siz arayıp çağırabilir misiniz? Geldiğimden beri böyle bir gereksiz tavırlarda da evlendim diye. Nasıl? Evlendiniz mi? Ay evet. Evlendim. Las Vegas'ta evlendim ben. Baba kız bir celallendiler, sormayın gitsin. Yani yavrum Burcu tabii ki düğün arefesinde çok telaşı var işte, böyle çok stres oluyor falan. Tabii beni kıskanıyor da, yani annesini paylaşmak istemiyor. Anlıyorum da garibe ne oluyor, bir türlü anlamadım. Yani bir görseniz, geldiğimden beri Burcu'dan çok gariple uğraşıyorum. Ay, garip sinirlendi mi? Ay hem de nasıl sinirlendi. Delirdi adam resmen. Kıskançlıklarını geçirdi. Yani neye uğradım şaşırdım, ben de hiç beklemiyordum. Esma Hanımcığım. Kadın dayanışmasına ihtiyacım var. Ne olur bana yardım edin de şu garibi bir yumuşatalım. O da böyle Burcu'yu yumuşatsın, ben de rahat edeyim. Tamam, artık akşam konuşuruz. Hayırlı olsun. Evet, akşam görüşmek üzere o zaman. Sevgiler. Osman söylemişti. Yani bir sürprizim var dedi, demek ki buymuş. Görmen lazım dedi ama yani... Neyi görmemiz lazım? Acaba neyle evlendi? Kim bilir? Ben bir gideyim, bir favori hazırlayayım bari. Psikolojik numara destek vereyim. Garip Bey, sinirlendiniz demek. Ama çok güzel olmuş ya. Yavaş. Vallahi çok güzel olmuş. Tıkanacağım, oldum 1000 kilo. Yapıyorsunuz bunu abla. Turgül.
Akşam listesi değişti. Ne o et yeter ne de o et suyu yeter şimdi. Aa, ne oldu ki? İşte bütün aile toplanıyoruz. Siren Hanım gelmiş. Kocasıyla. Evlenmiş mi? Nereye evlenmiş adam? İşte Las Vegas'ta mı evlenmiş? Öyle filmlerde gibi gitmişler gibi arkadaşı bıçak düğün yapmışlar. Helal olsun. Helal. Hanımım ne diyebiliriz ki? Yani Allah mutlu mesut bahtiyar etsin. Amin. Tabii canım bize ne? Sen git hemen. Kuzu kapama için et al. Bulgu söylesin sana sebzeler falan. Hazırlatalım odun ateşinde pişirelim. Şey istiyorum tandır çorbası. Tamam ben yapacağım onu. Birkaç tane şey zeytinyağlı meze falan işte yani ziyafet yemeği istiyorum şimdi. Tamam tamam siz sakin olun biz şey yaparız. Sen başka bir şey ister misin? İstiyorum. Sen şimdi bana bir kasa domates al. Soğan al sen bolca. Kese yoğurdu al. Geri kalan her şey var elimizde. Tamam ben gidiyorum o zaman. Sen koş. Benim o temizlemeciye verdiğim elbise gelmiş miydi? Geldi. O geldi. Aslında ben şeyi soracağım. Şimdi biz bu Siren Hanım ve kocası için böyle bir ziyafet mi veriyoruz? Çünkü onu veriyorsak ben pasta siparişi vereceğim. O yüzden. Oğlumun düğününü konuşacağız. Onun için özel bir yemek bu. Bir zahmet artık kendi düğününde kutluyversin. Siren Hanım. Aa, bir de onu düşünecek değilim canım abi. Yok yok siz şey yapmayın. Biz halledeceğiz onların hepsini. Akşama şenlik var. Kasım. Sen şenliğin ben miyim? Bırak da şimdi git oradan. Çıkar elimizdeki patlıcanı soğanı. Çabuk biz onları hazırlamaya başlayalım. Çabuk ol. Yalnız bir şey diyeceğim. Hmm. Çok bozuk bizimki. Kim bozuk? Esma Hanım. Neyine bozulacak? Neyine bozulacak onların? Onlar öyle bir anda böyle çıkıp geldikleri için kadın şaşırdı. Hmm. Yoksa onun neyine bozulsun ya? Hmm. O yüzden böyle özel elbiseler, röm elbiseler giyiliyor. Kıskanıyor canım kadını bayağı. Tövbe tövbe. Hakkı da yok değil. Bak bak. Hello. Büyük Hanım. Ne güzel böyle torunlarınızla, torbalarınızla. Kadına bakacağım diye takla attım merdivenlerden. Değil mi? İçine düşüyordu kadının resmen ya. Neyse o bir gelsin. Ben onun önünden bir ümüğünü sikeyim aklı başına gelsin. Ama yani kadın da şimdi bakılacak kadın. Bir şeyle değineceğim. Bakılacak kadın mı? Ay sen ne kadar zevksizsin. Aa. Ay onun neyine bakacaksınız yani? Ben anlamadım onu. Bir şey diyeceğim ben sana. Şimdi bu evlenmiş ya. Ha. Yine böyle nuhle değil anne ömer adamla bulmuştu. Göbekli saçsız filan. Ama ancak onu bulur. Onu bulur başka bir şey bulamaz o. Ne bulacak? Öyle bir şey bulmuştur yine. Nuhle değil. Nuhle değil. Kızım. Tıkandık. Hayatım ben geldim. Bebişim uyuyor musun? Özde. Akif. Ya aradığında müsait değildim. Ancak dönebiliyorum. Affedersin. Gözde ben seni şirkette görünce şok oldum ya. Hayır sen bir de iş teklifiyle gelmişsin. Sen ne yapıyorsun ya? Sen neyin peşindesin? Oyun oynamıyoruz burada. Farkındasın değil mi? Aa, ne oluyor? Ne bu parona yaklık? Ne kıymetli hayatlarınız varmış sizin öyle. Korkma Akif'ciğim. Benim hayatım da kıymetli. Hem bak... Ben Farah'a da söyledim. Benim derdim sadece işim, tamam mı? Gözde bizim bunu acilen yüz yüze konuşmamız lazım. Böyle hiç telefonda konuşulacak mevzu değil. Yarın müsaitsen görüşelim mi seninle? Tamam, olur. Sabah 10 iyi midir? Gayet iyi. Görüşürüz. Tamam, ben sana konum atacağım sabah. Güzel diye biraz da nefes alayım dedim. İyi yapmışsın. Ha, sen öyle telefonda konuşuyordun galiba. Son anda girdim kapıdan ama. Kimle konuşuyordun sen? Kimle oldu? Faruk'la. Faruk'la. Ha. Ne diyor Faruk?
Faruk. Ne desin Mücadele? İyi iyi. Daha iyi, iyi olacak inşallah. İyi, iyi. Allah iyiliğini versin Faruk. Hayırdır bebişim, niye sinirli söyledin ki? Sessizce böyle. Yani şeyden, Allah beterinden saklasın anlamında söyledim. Ne diyor Faruk? Ne desin? İyi şey, bu yemekle ilgili bir iki brief verdi. Akşam işte şirketi temsilen yemeğe ben gideceğim de... onun da haliyle aklı kaldı. Bir iki bir şey konuştuk. Tabii canım, kalmaz mı? Onun aklı buradadır şimdi. Tabii. Erken gelmişsin sen, hayırdır? Bebişim işte şimdi akşam yemeğe gideceğim ya. Yani şimdi akşam da birlikte olamayacağız. Ne yapayım yani, hiç de içime sinmedi. Geleyim de dedim, geleyim de şu bebişlerimi bir göreyim dedim. Canım, canım benim, canım. Canım, içine sinmez senin tabii, canım. Şey, aklın kalmasın ya bizde. Ben şu çatım bırakıp hemen geliyorum yanına. Yorulmasaydım. Yok, ben yorulur muyum? Hemen geliyorum ben. Geliyorum. Bunun bulsun devresin Akif. Allah senin cezanı versin Akif. Sen hiç kimse değil mi? Hiç kimse. Ben sana göstereceğim, göstereceğim. Ben yarın sabah onda göstereceğim bak. Ben sana ne yapacağım onda? Bak görürsün sen. O zaman gör. Bebiş. Sen iyi misin ya? İyiyim. Çok iyiyim. Hayırdır, birine mi söyleniyorsun? Ne oldu? Bebeğimle konuşuyorum. Hem babayı çok özleyeceğiz diyorum. Öyle mi? Baba sizi çok özleyecek. Canlarım benim. Artık yarın sabah hasret giderirsiniz. Tamam bebişim, bak ne diyeceğim. Ben gecikirsem falan sen şimdi hiç böyle keyfini bozma. Sen rahat rahat uyu, tamam mı? Yani ben gecikecek olursam usulacık girerim yanına. Tamam, sen rahat ol. Benim uykum çok ağır. Kimin? Deli misin ya? Sen tilki gibisin. Ben gözümü kırpsam da uyarsın ki. Eskiden de o. Kalmadı onlar. Ve hamilelik her şeyi değiştirdi. Fosur fosur uyuyorum ben artık. Güzel karım, ben senin var ya... uykunu yerim ya. Hayır, uyuyacaksın tabii ya. Kolay şey mi? Baksana koca cam büyütüyorsun içinde. Canlarım benim ya. Güzel karım. Hadi ama sen de çık ortaya, çık. Hayır yok, aşağı indi, ne oldu söyle.
Rüzgarcı, yalancı, beni aldatan bir kocam var. Ne? Akif beni aldatıyor Süreyya. Teyzeciğim ne diyorsun? Akif seni aldatıyor mu? Pardon, kimle? Bir yetmişlik bir hiç kimseyle. Teyze ne diyorsun? Bugün ofise gittim. Kadının biriyle fısır fısır konuşuyor. Kim bu dedim? Hiç kimse dedi. Hiç kimse. Beni tanıştırmadı bile. Dilara da diyor ki sen diyor takma diyor. Kurutu yapıyorsun sen diyor. Sonra eve geldim. O benden önce gelmiş erkenden. Pıs pıs pıs. Kadınla böyle randevulaşıyor yarın için. Allah'tan erken gelmiş. Büyük Allah'ım. Büyük Allah'ım ayağına dolandıracak tabii. Gösterecek bana. Ya teyzeciğim acaba biraz abartıyor musun? Bir dereyi görmeden paçaları sıvamasan, kendini perişan etmesen. Hem yeğenime zarar vermesen. Ya gözümle gördüm diyorum sana. Sen anlamıyor musun? Yarın basacağım onları. Sen de geleceksin benimle. Mahkemeye de geleceksin şahit olarak. Ha bir de boşuyorsun adamı. Ha ne yapacağım ben bu ahlak yoksunu üst akıl acaba? Üst akıl? Aman sen de gittin. Hangi lafa takıldın? Aferin sana, bravo. Boynuzlanıyorum diyorum burada ya. Teyzeciğim asla inanmıyorum çünkü böyle bir şey olduğunu. Muhtemelen senin kuruntundur. Ne olursun bir sakin olur musun? Sakin ol, yarın olsun, bakalım duruma. Eğer doğruysa söz veriyorum ben de para alacağım. Ama öyle bir şey yok. Akif göründüğü gibi değil. Basireti bağlanasıca. Tamam teyzeciğim, lütfen bak aklım sende kalıyor. Aşağı inmem lazım. Osman geldi, Siren burada. Aa, bu arada dedikodu toplayacağım sana bak. Siren evlenmiş. Söyle o da evlenmesinler. Bir yaştan sonra aldatıyor adamlar. Teyzeciğim ne olursun benim için hiç değilse sabaha kadar ertele hırsını. Çünkü eğer yanılıyorsan çok pis ekşiyeceğim sana. Deneyeceğim. O fındıkçı yer kücesinden hiç umudum yok benim. Yarın sakın geç kalma. Tamam teyzeciğim. Hem haklı çıkacağım göreceksin hem geç kalmayacağım. Panik yok, paranoya yok, hiçbir şey yok, tamam mı? Sakin sakin gideceğiz. Hadi öpüyorum seni. Ormandan herhalde ya. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Annemin her zamanki hali. Şımartıyorsunuz beni. Şımar şımar hakkındır. Canım oğlumu evlendiririm. O kadar forsumuz olacak tabii. Hadi Murat'ı arayalım. Tamam. O da görsün şıklığını. Biraz da o şımartsın seni. Benim benim şıklığım. Heyecan var mı heyecan? Ne? AFD Derya geliyor. Ya yürü git be. Nazif. Ya Gülistan Allah'ını seversen sana bu çöpleri ben açacağım. Gülistan elleme diyorum. İnadına elliyorsun ya. Tamam hayatım tamam. Hadi gir içeri sen hadi. Nazif. Mustafa abi burada zaten. Sen niye duruyorsun? Ben niye durayım? Bu adam burada yalnız mı beklesin? Canı sıkılıyor burada. Ha. Kimle sohbet edecek bu adam? Beraber bekliyorum.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay canımız. Hoş geldiniz. Hoş canım kızım. Ne haber? İyi. İyi akşamlar Boran klanı. Ay nasıl özlemişim. Anne. Ay ay. Sevgimden takılıyorum babyciğim. Onlar artık alıştı bana öyle değil mi? Tanıştırayım. Eşim Boğaç. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Şaşırdık. Rica ederim. Genelde insanlar üzerinde böyle bir etkim oluyor. Çok tatlıdır, esprilidir bu. Tanıdıkça anlayacaksınız. Sevgilim, tanıştırayım seni. Faruk. Merhaba. Merhaba. Fikret. Merhaba. Faruk'un eşi Süreyya. Merhaba. Tatlı. Fikret'in eşi İnce. Yok, Sirtan, Siren Hanım, İpek ben. Merhaba. Merhaba. Sen aileyi bunlarla sınırlı zannetme. Aile çok kalabalık. Daha şey var, İngiltere'de Kubat var. Murat mı olsun? Şey, Kubat da olur. Murat. Ben ne yapayım? Kalabalık olan sizsiniz. Ben buraya kaç kere geldim ki? İşte kısım kısım aklıma geliyor herkes. Bir de küçük ebatlı olanlar vardı. Onlar nerede? Emir İzci kampında. Adam yukarıda uyuyor. Aa, esas bir dakika. Evin temel direği Esma Hanım. Memnun oldum hanım teyze, öpeyim. İlahi boçta. Ne yapıyorsun? Ben size demiştim çok esprilidir, şakacıdır diye. Geçelim mi acaba? Geçelim değil mi? Buyurun. Buyurun. Geçelim. 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 Ne yapıyorsun ya? Mustafa abi, sana yemin ediyorum. Böyle bir ay çalışayım, bak çok değil, bir ay çalışayım. Evet. Ben tokat manyağı yaparım onu. Balon balıydı o, balon balıydı Gülistan. O ne dedi ya? Ağzın bir garaş açık girdin içeri vallahi şimdi. Nazif Bey, geçen sefer yerleri yuvarlanıyordunuz ya. Doğru valla, kafana terli yediydin. O şeyden oldu, o şaşkınlıktan oldu. Ya işte aynı, benim de şaşkınlık oldu. Ya bırakın Allah aşkına ya. Şu koflar için mi kapışacaksınız ya? O kadın yarım akıllı, o herif de onunla beraberse o da çeyrek ekmek. Yalnız Mustafa abi bir şey diyeceğim sana. O kadın çok güzel salağa yatıyor. Bak, buraya yazıyorum. Eğer kocasını kıskandırmak için yapmadıysa, ne? Benim de adım Gülistan diye. Kız, eski kocası. İsmail'i duymasın maazallah. Aa. Hey. Esma da ondan öyle bir şişindi. Ama haklı kadın. Adam best model of the world. Yemin ediyorum Gülistan'ı tanıyamıyorum şu an. Bambaşka bir Gülistan var karşımda. Bambaşka bir Gülistan olursa böyle bir işle biraz hayırdır ya? Senden tam not aldı yani Gülistan öyle mi? He. Gülistan yapma kızım ya. Aa Mustafa abi, aşkın kıskanmanın yaşı olur mu Allah aşkına? Doğru söylüyor. Kız çok doğru söylüyor. Doğru. Bak. Nurgül Hanım sizde ha? Vay maşallah, vay maşallah. Neyse, lafı fazla uzatmayalım öyle değil mi? Nurgül Hanım'ın dediği gibi, hadi herkes işine işte. Hadi. Allah, ay içeri mi oynadı? Ben gideceğiz, çok merak ettim. Kız, olmadı vuracağım bak, vuracağım ben buna. Bak Gülistan, kıskanmayayım diyeyim bak. Çekeceğim, bükeceğim, beni bulamayacağım ondan sonra bak. Tamam, uzatma. Sen şunu al da biraz kol yap hadi. Hadi çalış bakayım, çalış. Nasıl? Evet, bakayım. Evet, çok iyi, çok iyi.
Daha nasılsınız? Hani sessizlik olunca böyle derler ya. İyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Siz nerede tanıştınız? Biz şöyle... Ben işimle ilgili training alacaktım. Geçmişten de bir hukukumuz var tabii. Siren de bana işte... hoca bulmamda, yer bulmamda yardımcı oldu falan fistan derken... Garip abiyle babam ortaktı. O biraz şey oldu ama... siz de Garip abiyle önceden zaten şeymişsiniz. Sonra ayrılmışsınız galiba. Hayat yani oluyor. Sürprizler falan. Değil mi? Life is a bitch. Ne şey? Eğitimi? Bodybuilding trainer olacağım. Hobimi mesleğim yapma kararı aldım. New Age bir konsept var kafamda. Oo. Yani düğüne 6 ay olsa beni bile böyle bir adam edecek. Bakmayın böyle bitik durduğuna. 6 ayda bambaşka bir adam olurdu. Yapardım. Gerçekten çok iyi. Sen de yeni başlamışsın galiba abi. Hafiften bir kasılma var. İskelet bir dik duruyor falan. Onun kasılma doğuştu. Zaten tutamadım ya. Ben sadece ara ara işte Süreyya'nın zoruyla koşuyorum yani, o kadar başka bir şey. Hani düğünden konuşacaktık? Aa evet, çok az vaktimiz kaldı. Eğer bir yalı bulabilmek istiyorsak hemen hareket etmeliyiz. Çünkü seçme şansımız azalıyor böyle olunca. Yalı? Anca bu aile Esma Hanımcığım. Gerçi ben bir büyük gemi organizasyonunda düşündüm ama... Yok artık. İşte aynen böyle, onu çok iyi tanıdığım için hiç oraya girmedim bile. Yalıyı falan ayarlayabilir miyiz, bulabilir miyiz bir yer? Biz yalı konusunda en fikir miyiz hayatım? Hayır, düğün İstanbul'da olmayacak herhalde değil mi? Why not? Yani İstanbul'da yapılmayacaksa nerede yapılabilir ki düğün dediğiniz? Düğünü erkek tarafı yapar. Oh my God. Bizim aile efradının çoğunluğu burada. Gayet tabii ki şık bir yerde yapılacak. Onda bir sıkıntı yok ama burada olacak. İki düğün birden yapın. Elinizdeymişken. Yok canım, öyle yapmayalım çünkü gerek yok o kadar büyük bir şeye. Aslında niye bahçede yapmıyorsunuz ki? Saçmalama abi ya. Gayet büyük göründü gözüme. İyi fikir ha aslında. Yani sanki. Yani bence de fena değil. Ya olacak iş mi? Bahçe ne demek bahçe? Nereden çıktı ki bu şimdi? Niye attın ortaya böyle? Fikirdi güvercin. Patron sensin. Bence de çok iyi olur yani. Bahçede düğün yapma fikri 10 numara. Peki, oylamaya ne dersiniz? Demokrasi her zaman çalışır. Benim oyum güvercine. Benim işte ne var? Protein? Bir bakabilir miyim? Tabii. Aynı kafa yapacak mı merak ediyorum ama şimdi. Kalkalım yemeğe gidelim bari. Hadi bakalım. Sevgilim, teyzoşun yeni bu. Yardım.
Teşekkür ederim. Hakikaten neyin var senin bugün ya? Ya. Böyle pili bitmiş gibisin. Teyzoş'un hormonları üstümden geçti. Hmm. Ay takmış kafayı bir kadına. Kime? Bilmiyorum. Ya Akif'ten şüpheleniyor. Hayır söylediği şeylerden bir yere de varılmıyor. Adem bu hormonlar ne menem bir şeylermiş. Benim işim çok zor. Benim başımda iki tane hamiş var. Çok güzel bir laf var. Diyor ki... akıllı olup diyor dünyanın karnını çekeceğine... deli ol diyor, dünya senin karnını çeksin. Hmm. Ben konuya bağlayamadım bunu. Ben de bağlayamadım. Diyorum ki, acaba bu hormon meselesini eşitlesek mi? Hani bir ara böyle seninle konuşmuştuk, işte kendi tarihimizi yazma konusundan, işte kendi çekirdek ailemizi kurmak konusundan falan. Sevgilim biz onu zamana yayacağız dedik ya. Hani. Ne varsa şimdiki zamanda var canım benim. Hı? Ha yani bu organizasyon falan beni böyle kötü emellerine alet etmek için. Ay lütfen. Benim gayet iyi emellerim var. Olmayacak bir yerde takıldık kaldık. Affedersiniz ama kim yapıyor düğünü evde? Bu devirde evde düğün mü yapılır Esma Hanımcığım? Sizin ev dediğiniz şey denizin kenarına koysak sizin o yalılarınıza fark atar. Ay karışmayayım diyorum ama yani. Aslında oylama konusunda çok ciddiyim ben. Bu kadar gerginliğin kimseye faydası yok bence. Bakın şöyle yapalım. Ben bunu saklayayım. Bulanın dediği olsun. Ha, çok zekice. Eğlenceli değil mi? Kesinlikle. Ha? Tamam. Sen en iyisi bahçeye çıkıp biraz kaslarını çalıştırsan daha iyi olur Boğaç. Böylece konunun en dışındaki insan olarak temiz havada almış olursun. Yardımcı olmaya çalışıyorum garip amca. Tabii tabii. Susarsan çok büyük yardımın olacak. Evet.
ya bence yani konuşarak çözüm yolu olabiliriz. Hiç ya gelmeyelim yani birbirimizin. Zaten. Garibim. Agresifleşme tamam. Ben anladım her şeyi. Mat gibi kov. Tamam okey. Konakta yapacağız her şeyi. Ama bir şartım var. Bari organizasyondan ben sorumlu olayım. Herhalde buna kimsenin itirazı olmaz diye düşünüyorum. En son Amerika'da çok ünlü bir firmanın CEO'sunun düğün organizasyonunu yaptı. Büyük kazanç diyeyim size. Tavşanım. İşkolikliğimden mağdur olduğunu söyler kızım. Bari ona bir faydam olsun değil mi? Baby, use me. Yani işi bilene bırakmak lazım. Şimdi tabii tecrübelerinizle söylenecek bir şey yok. Orası muhakkak. Ama bence Boram ailesine de bir söz hakkı verilmelidir diye düşünüyorum. Değil mi anneciğim? Organizasyon sorumlusu olacak zaten değil mi? Yani Sinan Hanım bu konuda gönüllü, Burcu mutlu. Ve zaten bu düğün denilen şeyi kadınlar organize eder, erkekler figürasyon. Osman da zeki bir adam. Ben buna pek itirazı olacağını sanmıyorum. Yani? Teşekkür ediyorum. Bu saatlerde karbonhidrat anlıyorum da size de tavsiye ederim. Yalnız konuyu çok güzel toparladın abi, tebrik ediyorum. Keşke alsaydın. Konuyu bağlardım. Çok özür dilerim. Suyu biten varsa ben su almaya gideceğim. O yüzden... Oh! Fikret getirseydik oğlum. Yok ben çok eğleniyorsun. Kusura bakma gerçekten diye. Yalan söyleyemeyeceğim. Bayağı eğleniyorum. Yani aslında çok böyle dağılan biri değilimdir ama tutamadım. Soda için geldi sanırım. Yok canım niye, kusura bakayım. Açık insanları severim. Ben de dürüstlükten yanayım. Dürüstlük is everything. Hmm. Sen de mi formlara takılıyorsun yoksa? Alt tarafı benden 10 yaş küçük. Yok. Yani benim şeyim değil o tabii. O nasıl diyeyim hani. Senin tercihin. Ne işte şey olunca bir... Adı Boğaç ya. Annesi ya, bizim okul kitaplarında böyle bir efsane de vardı ya. Boğaçan diye bir şey, boğayın boğa. Şey gibi ya, mitolojik kahraman gibi sanki böyle koca boynuzlu. İnsan gibi gelmiyor, ne yapayım? Çocuğun günahını alma, annesinin kurbanı olmuş bak. Annesi çok heybetli bir kadın. Çocuk yeri doğmuş. Ona Boğaç demişler. Tosun da diyebilirler. O zaman böyle tosunum tosunum diye seçecektim. Vallahi çok güldük, başımıza bir şey gelmese var. Enteresan bir kadınsın. Hmm. Enteresan ha? İltifat olarak kabul ediyorum. Sen de zeki bir adamsın. Hatta bu konaktaki en zeki ve çekici adam sensin. Sense of humor'un da çok güçlü.
Başka şartlarda tanışmamış olmamız ne kadar üzücü. Soda için teşekkür ederim. Ya. Aklımı aldın ya. Sen yatmadın mı hayatım? Uyku tutmaz. Hadi ya. Şey oldu değil mi? Gece masajını aradın değil mi? Hadi gel şöyle gel. Gel şöyle. Gel otur. Gel kıyamam ben bebişime. Gel otur şöyle. Bebişim ama bak sen de inan bana. Elimden geldiğince kısada paketlemek için her şeyi yaptım ya. Ya bak aklıma ne geldi? Yarın dışarıda kahvaltı mı etsek acaba? Ha? Hem bebeğin yatağına da bakarız. Vallahi harika olurdu bebişim ama işte ya sorma. Yine Faruk Bey'in işleri. Sabah erkenden yine bir görüşmem vardı benim. Ne görüşmesi? Şey görüşmesi. Bu reklam şirketinden Mahmut diye biriyle görüşeceğim de. Ama bak söz veriyorum Mahmut'u da en kısa da paketlemek için elimden geleni yapacağım. Çıkınca haberleşiriz olur mu bir tane? Tabii. Mahmut önemli. Ya iş her şeyden daha önce gelir tabii. Ay sen yorma gönder. Hadi hadi git düş. Duş al gel de yatalım. Nasıl uykum geldi. Bak. Tamam işte tamam. Tamam hemen geliyorum tamam mı? Düşünmüyorsun öyle değil mi? Ya o çocuk bizim elimize doğurdu sayılır yani. Babası benim ortağımdı. Şimdi ona kızmayacağım da kime kızacağım yani Allah aşkına yapma. Çocuk dedin bir kazık kadar adam. Allah Allah. Ekliği tamam belki zekalı yaşı tartışılır ama yetişkin olduğunu götürmez. Bak kendi söylüyorsun işte. İki tane eksik akıllı bir araya gelmiş. Şuraya bak benim kızımın düğününden önce benim konuştuğum şeylere bak ya. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ortada Burcu olmasa Sile'nin kimle olduğu benim umurumda bile değil. Ay, tamam galiba bunu tartışırsak zamanmış Emine Hanım. Ama sen eve gidince bir düşün. İstanbul'da ya da ne bileyim ben Londra'da ya da her nerede denkleşiyorsanız... ...hava karardıktan sonra kafanıza göre takıldığınız eski karınız... ...niye şimdi evlenirken sizin sinirinizi boşuna bozuyor? Bir düşünün bakalım yani. Bence çok iyi yol aldık arkadaşlar. Fakat yani ne olursunuz bu kadar düşmeyin ya. Biraz coşku lütfen. Düğün mü cenaze mi organize ettik belli değil. Emin ellerdesiniz. Öyle bir düğüne imza atacağız ki senelerce herkes bizi konuşacak.
Vallahi işin içinde siz olunca ona hiç şüphe yok. Hiç şüpheniz de olmasın Esma Hanımcığım, ben de. Oldu o zaman. Biz müsaadenizi isteyelim anahtarlarda anlaştığımıza göre. Malum yolumuz da uzun. Müsaade sizin hayatım. O zaman yarın davetiyeler için benim davetiyeciye gidiyoruz, tamam? Düğün dansı için de hocayı ben ayarlayabilirim. Ama böyle gene kapı önü muhabbetine döndü. Hayır, isterseniz osuralım. Oturarak devam edelim sohbetimize. Yok yok yok, hiç oralara girmeyeyim. Aman zaten bugün yeterince yorulduk, hemen gidelim. Hadi buyurun gidelim. Arabada enerji drink var. Tansiyonda büyük problem yoksa çak bir tane, iyi gelir. İyi akşamlar Esma Hanımcığım. İyi akşamlar. Aşkım biraz kültür fizik yapalım mı? Enerji, sinerji. Ay saçmalama. Bir de Osman'ı avutuyor ya. Akıl veriyor ya. Sen kimsin? Ay hiç sevmem öyle. Full kas sıfır beyin. Ama niye öyle diyorsun güvercini? Ay, bütün gece ağzımı sıktım. Böyle sıktım ağzımı. Yemin ederim dudağım patladı ya Faruk. Neydi o ya? Ay dudağım bak, gel öpeyim geçsin, gel bal böreğim, gel benim beyaz güvercinim. Ay çok iyi. Allah'ım Allah'ım, ne olur dur. Ne olursun, karnım kasıldı ya. Ay yarın da güleceğim. Ay sakin. Ne hayırdır, davetiye bakmaya mı gideceksin bundan? Gitmem, hiçbir yere gitmem ben onlarla. Teyzemle olacağız ama söyleyemem. Yaşansın olay, öyle anlatırım. Yemin ederim teyze de kesmez. Bak hafif kalır bunların yanında. Ay. Senin dudağın mı patlamıştı ya, bakayım buraya. Bir dakika dur. Önce iki şınav çek böyle, bir koş bir tur yap. Ondan sonra gel. Olur mu beyaz güvercinim? Beyaz güvercinim? Kendi düştüğümüz hale mi baksakken? Bu ne bu? Kafandaki ya, ne? Tanımayalım diye yaptırsan bir uzatma. Gerçekten tanımayacak gibiyiz yani. Bursa sokaklarında iki gebeş. Son dakika. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kırmızı fili görme gibi bir şey teyze bu. Çünkü file döndü. O yüzden gitti, zürafayı buldu bu adam. Ya Allah Allah, espri yapıyorum, espri. Yapma. Niye her şeyi bu kadar ciddiye alıyorsun? İnanılmazsın, geyiğindeyim ben işin. O öküzü basınca göreceksin sen geyiği birazdan. Bu ne hal? Ha çok komik. Tamam, siz benim mahsus talihime gülün. Çok komik. Mahmut'tan önce size dalacağım gerçekten. Mahmut kime? Mahmut kim? Ay bütünkinin tatlı oldu. Teyze ama bak hazır geldim. Tamam. Bak hazır geldim. Teyze bir sakin. Ay kim? Burası mı? Hadi. Anam anne geldi, süper. Şey yapmaz değil mi? Ay teyze tabii ki yapmayacak. İçin rahat etsin diye geldik buralara kadar, katlanıyor şu rezilliğe.
O zaman niye o Mahmut'u senin telefonunda? Bana onu söyle. Neden sildin, niçin sildi? Bana bunu anlat. Çünkü benim kocam hasta, çalışamıyor. Her şey adamcağıza yıktı. Adam da kadınla buluşuyor bile olsa iş için. Sana söyleyememiştir korkusundan, kıskanç olduğun için. Bakın bu erkek çıtalar tehlikenin farkında. İçinde bir huzursuzluk, ensesinde sebebini bilemediği bir ürperti. Artık karşısına aslan mı çıkacak, çakal mı, sırtlan mı belli değil. Ay et, vuruyorsun ya tezgah. Allah aşkına, hakimin avlanmaya yüreği olsa yemeğe yüreği yetmez. Kız hırt diye giden karşına korkular ya. Çıtaya diyeceğim, ikinizi de. Ben burada boynuzlanmışım makara tukara ya. Bir su al, bir yerden bir su al. Dilim damağım kurudu. Ben de alayım. Gebeş, geri dur, geri. Yakalanacağız şimdi, boş boşuna rezil olacağız. Her şeyi hallet, bitir, ondan sonra çağır işte. Babam haklı yani, neyine yetmiyor. Hayatım, sen niye olanla kavga ediyorsun ya? Tamam, zehir etme şu süreci kendini. Anasına bak, kızını al derler. Sen hala emin misin? Yani çok şükür ki önce seni tanıdım. Ya bak işte gün geç böyle. Bir kere evleneceğiz, tadını çıkaralım. Hem bence annelik beklentisini kesersen annen enteresan bir organizatör olabilir diye düşünüyorum. Doğru. Yani bence ben annemden komple beklentiyi keseyim. O da olabilir. Çocuklar. Hazır mıyız? Ne olabilince. Kusura bakmayın, size kahve getiremedim. Düşündüm ama yapamadım çünkü taşıyamazdım. Bir de üstüm falan beyaz ama bunsuz da güne başlayamıyorum. Hala ayılamadım, baksana konuşamıyorum falan filan. Sizi en geniş choice'ları olan davetiyeciye getirdim. Arkadaşlar, heyecanlı mısınız? Hı-hı. Başlıyoruz o zaman. Ben çok heyecanlıyım. Susacak mısın acaba? Kızım değil de ben küçükken de zehir akıyor olmak isterdim ya. Araba duruyor. Gel gel. İşte aynı kız. İşte Mahmut. Bir yetmiştik hiç kimse. Yine kavaracak. Ben bunu yalnız halledeceğim. Ben bunu halledeceğim. İşim bitince hemen eve gel. Acil. Toplantıdaymış. Tamam, bunu ben halledeceğim.
istiyorum. Siz karışmayın tamam mı? Teyze. Teyze bir izin ver, ben konuşayım Faruk'la. Faruk zaten konuşacağını konuşmuştur. Siz hiçbir şeye karışmayın. Onunla benim aramda tamam. Farklı konuşmam lazım. Hayda. Kızım ben kakara kikiriye geldim. Ne oluyor? Bana dumur oldu ya. Sana mı bunu? Bana bak, seninki gibi de değiller. Baksana Akif'in gerginliğine. Anladım. Bunun bu ne bileyim eski dalgası veya tek gecelik bir kaçamağı falan olmasın. Böyle karşısına çıkınca gerildi falan. Anladım, aklından geçen olmasın da. Aklından ne geçiyor ki? Ben araya giriyorum. Çünkü bak ben kendimi suçlu hissediyorum. Adam dışarı çıksın, birileriyle tanışsın diye ben zorladım. Ama sana herhangi bir vaatte bulunabilecek falan bir durumu yoktu. Bulunmadı da zaten. Ben biliyorum. Biz neden aynı şeyleri konuşup duruyoruz Akif? Ben niye sana anlatamıyorum kendimi? Benim bize dair herhangi bir beklentim yok. Böyle bela almaya falan da gelme. Siz bana o zaman durumunuzu anlattınız. Ben de üzerime düşeni yaptım. Sustum. Şimdi ben de haklı gerekçelerle sizden aynı anlayışı talep ediyorum. Ya bunu niye bu kadar büyütüyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Büyütüyor muyuz? Ya sen tehdit ediyorsun. Siz beni tehdit olarak algıladığınız için önüme taş koyuyorsunuz. Bizim camiamız çok acımasız. Benim yalnız bir kadın olarak işim olmadan ayakta durmama imkan yok. Bir şekilde haklarımı ele geçirmek istiyorum. Yani sizin bu gerekçeleriniz benim kozum oluyor. Kusura bakma, daha fazla da kendimi ezdiremeyeceğim. Neden olmasın ki? Ben anlaşmamı yaparım, bağlantılarımı kurarım. İşleri asistanlarıma devrederim. Siz onlarla muhatap olursunuz. Keşke bu kadar zorlamak zorunda kalmasaydım. Yani inan bana, ben sizden daha fazla rahatsızım bu durumda. Arabayı hazırlasın. İstanbul'a gideceğiz mecburen. Hemen. Senin anlayacağın dolandırıcının tek. Bu ağaç. Ya bu herifin bu kadar kafası çalışıyor mu bu kas yığınının ya? Çok iyi salağa oynuyor. Batırdığı bütün işlerden sıyrıldı. Bütün müdürlerini ayrı ayrı tip yapıyor. Yani kader mader değil yani.
bile 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 isteye batırıyor şirketi, öyle mi? Sağlam dolandırıcı bu hıyar. Hedefinde de hep zengin kadınlar var. Sermayeyi onlardan topluyor. Genelde nişan yapıp nişan atıyor. Ama Siren'le niçin evlendi? Bunda ne hesabı var? Bunu bulamadım. Ahmet dibine düşermiş, biliyor musun? Bunun babası da böyleydi, serseri. Yani hadi şimdi Allah rahmet eylesin diyelim de. Yani o da beni dolandırdı. Ben niye bozdum ortaklığı? Ha, niye bozdum ortaklığı? Ah be Siren ya. Ah be Siren ya. Çok avam, çok klasik, çok old fashioned, çok sıradan, çok gösterişli, çok iddiasız. İddialı olmasına gerek var mı ki ya? Of course, what do you think? Davetiye senin, gel gelin, yani bir tür temsilcin. Davetiyen neyse sen olsun Osman'cığım, şeytan ayrıntıda gizlidir. Bu ne ya? Bu ayna işini de hiç anlamıyorum ha bak. Bunu yolluyorsun mesela, bakıyorsun çirkinsin mesela. Yani gitmezsin yani düğüne. Çok aptalca. Ona da kuş kondurmuş. Bak şu yalın sade, bu olabilir. Mesela şurada bir şey daha... Hah mesela bak bu da gösterişli ama rüküş değil. Yani bu tabii elbette bundan kurtulmak gerekiyor bu desenden. Ama benim grafikerim var, bunu böyle halledebiliriz biz. Gerçek desen altın tozlu karışımdır o. Öyle mi? Evet, burada da diğer modellerimiz var. Ben birkaç tane daha getireyim. Ya ben aslında bu vakıf kartları var ya, onlardan alırız. Hani üstüne de istediğin şiiri yazıyorlarmış. Öyle yaparız diye düşünmüştüm. Şiir mi? Darling, please. Şiiri lisede bile okumuyorlar artık. Ben ne üzücü. Üzücü diyorsun da eğer böyle sosyal sorumluluk falansa derdin, onu başka mecralarda da yapabilirsin. Örneğin yani kendi doğum günü falan gibi şeylerde. Ama yani benim yaptığım bir organizasyonda impossible şiir. Burcu, sen ne düşünüyorsun? Bu mesela hem gösterişsiz hem bir ağırlığı var. Yani şimdi şirketleri de düşünmek zorundayız. Shocking ama annem haklı. Şöyle yani davetiyenin bir ağırlığı olması gerekiyor. Bence bu olabilir. Ay bak işte benim canım kızım. Seninle kavgamızı buraya taşımadığın için ne kadar teşekkür etsem azdır. İşte benim kızım. Gerçek bir profesyonel. Tamam, çoğunluk ne diyorsa olur. Ben bir su içeyim mi var? Ha, içip suyu. Bak su gibi akacak işlerimiz, göreceksiniz. İşaret. Akif hallettim de, bir çözüm yolunu buldum de, hadi. Keşke patron. Kolu kaptırdık bir kere. Ama güzel haber şu, Gözde artık bizimle muhatap olmayacak. Yani işleri asistanıyla yürüteceğiz. Vallahi anca bu kadarını ikna edebildim. İşe almada çok kararlıydı. Allah Allah, sanki şirket onun. Bu ne ısrar oğlum? Bilmiyorum abi, anlamadım ben de. Yani işte, galiba komisyonu sağlam. Neyse patron, sen bunları hiç düşünme, tamam mı? Merak etme yani, hallolacak. Akif, durduk yere Süreyya'ya yine yalan söylemek zorunda kalıyorum oğlum. Hem de böyle saçma sapan bir konuda. Patron, vallahi biliyorum bana hiç düşmez ama bu konuda hiç öyle şövalyelik yapılacak zaman değil, tamam mı? Sonuçta karın hamile, onu düşün, tamam mı? Yani içine bir kere kurt düşünmene hiç gerek yok. Yani bitmiş, gitmiş diye anlamayacak da meseleyi, bir sürü mevzu karışacak. Bak, sonuçta hayatımızda olmayacak, muhatap olmayacağız. Verdikleri şey de bu arada teklifte hiç fena değildi yani. Hani baktık olmadı, herhangi bir arıza çıkardı yine falan. Buluruz bir bahane, sözleşmelerini feshederiz. Biter gider abi, tamam mı? Sen merak etme. Anlamadım ki abi, gökten benim eşyalar yağıyor. Tamam Akif, hadi konuşuruz sonra. Hayatım, hoş geldin. Faruk, sana bir sorun var ve bir kere soracağım. Gözde gerçekten kim? Bebişim, ne yapıyorsun? İyi misin sen? İyiyim, sen de
Ayşe, iyi mi görmüyorum, iyi mi görmüyorum? Ne yapıyorsun gömleklerimi ya? Yeni onlar, seni diye aldım. Aa, sana gömlek mi yok ha? Gömlek mi yok sana? Bir tane ne oldu sana? Niye delirdin böyle? Anlat! Sen Mahmut'u anlat o fazla epilasyonlu Mahmut'la toplantıda nasıl geçti Seranya? Ne epilasyonu, ne Mahmut'u bir tanem? Alo, ne oluyor ya? Abi ne yapıyorsunuz ya? Benim gizliliğim onlar. Çıkarsanız onları, öyle şey mi olur? Abi bırakın, Allah razı olsun. Ya siz fırsatçı mısınız ya? Burada hamile krizi bu. Bak geliyorum aşağıya, kamera var, hepinizi teşhis edeceğim. Çıkın mı? Dört gün. Ne yapıyorsun? Sattın. Sattın ne yaptın? Anam. Güzel. Tablet olmaz. Tablet olmaz. Ne oluyor ya? Hala salaya yatıyor ya, hala salaya yatıyor. Kim o Mahmut? Bebişim ama ya, bak bir sakin ol, bir şey yapalım. Gel. Bu gözler her şeyi gördü. O bizdeki, o leyi yapacaktı. Hiç kimse o Mahmut. Bebişim ama bak düşündüğün gibi değil yani hiçbir şey. Ha değilmiş, ha değilmiş. Bu gözler her şeyi gördü. Bu kulaklar her şeyi duydu. Anladın mı? Hiç kimselere gelesin inşallah. Püh! Yazıklar olsun sana. Defol git. Eşyalarını al. Defol git bu evden. Bebişim bak sana yemin ediyorum Gözde benim sevgilim falan değil. Gözde mi oldu adı şimdi? Mahmut'a ne oldu? Mahmut'a ne oldu? Dur. Ne oldu Mahmut'a? Dur. Yanlış anlıyorsun ya. Bak yemin ediyorum ya. Hayır. Sana 10 saniye süre veriyorum. Eğer inandırıcı bir şey anlatmayacaksan defol git bu evden. Söyleyeceğim. Bir oturalım sakin konuşalım tamam mı? Ne olursun. 10, 9 Ya bir tanem ben seni 8, aldatabilir miyim? Öyle bir şey söz konusu 7, olabilir mi ya? Benim ben şapsiyim. 5 Gerçekten bak yemin ederim bir sır ama benim sırrım değil. Bir tanem ya. Yemin ederim ben şu an yok yere yanıyorum ya. 2 Hayır. 1 Mahmut, Faruk'la bir kere takıldılar. Şimdi de gelmiş Faruk tehdit ediyor. Mevzu bu. Of. Allah diye beni kahretmesin. Kim bu kadın Faruk? Bu kadını ben gördüğümden beri iyi bir şey hissetmiyorum. Kuruntu sandım. Hala da öyle olması için ümit ediyorum ama ben bugün Akif'le o kadını beraber gördüm. Teyzem aldatıldığını düşünüyor, deliye dönmüş vaziyette. Ben onları gördüm Faruk. Kadın gayet rahat, gayet sıcak. Akif diken üstünde. Hiç bana ilişkileri var gibi gelmedi. Daha çok bir pislik kapatıyor gibi geldi. Bak teyzem boşanmayı düşünüyor. Bana cevap ver doğru düzgün. O kadın Akif'in bir şey değil. Ya bir kere de bana doğruyu söyle. O zaman kim bu kadın ya? Lan nereden çıktı, nereden girdi yine hayatımıza? Geçen yaz sen beni terk ettiğinde biz Gözde'yle sus. Çektin gittin Süreyya. Ne olur ben nasıl kaybolmuştum, neler çekiyordum, ne acılar içindeydim bilmiyorsun. O günün travmasını hatırla. Ne olur Süreyya, öldün mü, kaldın mı? Bir şey bilmiyorum Süreyya. Geri dönecek misin, dönmeyecek misin bilmeden yaşadım. Kaç kez öldüm ben?
anlatacaksa hiçbir tarafım yok. Ben sadece kendimi anlatmaya çalışıyorum sana. Sarhoştum, hiçbir şeyi hatırlamıyorum gibi bir yalanın arkasına sığınmayacağım. Sana hep her zaman dürüst oldum. Süreyya, her zaman dürüst oldum. O kadın çıktığı günden beri bunları sana anlatamamak içimi kemiriyor. Ben sadece senin de kendimin de canını yakmak istedim. Haksızlığa uğradım hissediyordum ben Süreyya. Ne olur aç. Allah aç şu kapıyı Süreyya. Ne olur. Süreyya. Bağıracağız. Ama konuş benimle. Ne olur lütfen. Ne oluyor? Neyin kavgasını veriyor bunlar? Ay, biz de anlamadık ki. Biz depoyu düzenliyorduk. İşte şimdi seslere geldik. Kapatma kendini lütfen. Kesildi. Ne oldu, Faruk gitti mi acaba? Vallahi biz bilmiyoruz İpek Hanım. Zaten bizi de ilgilendirmiyor. Münasebetsiz değil mi kanarı? Gerçekten bu bir aldatma değil, tamam mı? Ne peki Akif? Ne? Ya Senem, o dönem Faruk ne haldeydi sen biliyorsun ya. Ya adam bitmişti ya, böyle zombi gibiydi, yerlerdeydi. Hani şey, anoreksik falan diyorlar ya, hani böyle yemiyor, içmiyor. Öyleydi vallahi bak ben. Hatta içeceğini acaba gizli gizli sinir hapı falan mı atsam diye düşündüğüm oldu benim, yemin ediyorum. Ha, yemeğe takat yok ama şimdi konuşturma beni. Konuşma, konuşma. Bir tanem o gece zorla kolundan çeke çeke ben götürdüm adamı. Ne yapayım? Gideceği falan yoktu ki. Tabii şimdi kafası da güzeldi bayağı. Bak ona rağmen bütün gece kadına Süreyya'yı anlattı durdu ya. Ya bir sus. Konuştukça batıyorsun Akif ya. Ya vallahi bak ya, ben de ne yapacağımı şaşırmıştım. Bak bebeğim, hırs de buna. Öfke de. İçten içe intikam aldı de. Ne dersen de ama... Ya o da hiç kolay şeyler yaşamadı ki ya. Değil mi? Ha, o da çocuğunu kaybetti sonuçta. O da Süreyya'yı kaybetti. E şimdi bu adamın kendini kaybetmesi de normal bir şey değil mi? Ya bebişim siz de biraz anlayışlı olun. Ne bileyim yani bu kadar da yüklenmeseniz şu adama. Ne istiyormuş peki o paçoz? Şirketiyle iş anlaşması yapmamızı istiyor. Tehdit etmiş Faruk. Faruk da benden rica etti. Ben evde rahat rahat konuşamıyor ya. Ne yavaşıyla. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Ne yapacak benim Süreyya'm şimdi? Ne yapacak? Güzel. Demek Faruk Boran kendi ipini çekmek için imza attı, öyle mi? Peki şimdi biz ne yapacağız tam olarak? Yani ben bir daha muhataplar olmayacağımı söz verdim. Şimdi önce bunların uçağına yemek verme işini biz alacağız. Ondan sonra sen buraya ufak bir mal yerleştirmesi yapacaksın. Küçücük. Ondan sonra da gelsin manşetler.
değil efendim. Boranjet kaçakçılık yapıyormuş. Boranjet paravan şirketmiş. Falan filan. Sen de payına düşeni alacaksın tabii. Burada seni bağlayan hiçbir şey yok. Rahat ol. Bak bir sefer Faruk düşmüşsün. Çocuklar nerede? Onları kendi hallerine bıraktım. Osman biraz abandone oldu, ağır biliyorsun. Sen beni niye çağırdın böyle apar topar? Siren, senin bu boğaçtan derhal ayrılman lazım. Sebep? Ya ne gülüyorsun, ben gayet ciddiyim. Sebep ne? Niye boşanacağım? Biraz araştırdım. Adam bugüne kadar bir takım işler kurmuş batırmış, kurmuş batırmış. Sermayedarları da hep eski nişanlıdır. Yani adam dolandırıcının teki. Allah Allah. Çocuk bir iki şanssızlık yaşamıştır. Anlattı mı hepsini? Olur böyle şeyler yani. Ticaret hayatı neticede. Yok canım. Gayet planlı hareket etmiş. Bunun babası da böyleydi. Zaten o da beni dolandırdığı için o yüzden ayırmıştık rahmetliyle yollarımızı. Abartma istersen. Sana dedikodu anlatmıyorum. Araştırdım diyor. Adamın koca bir şaibe dosyası var elinde. Kıyamam. Yemedin içmedin. Boğaçı mı araştırdın? Sen. Bu kadar çok mu kıskandın kocam olmasına? Ya ne alakası var? Ben seni korumaya çalışıyorum. Ben koskoca bir kadınım. Korumaya falan ihtiyacım yok. Esas soru şu. Sen niye beni korumak istiyorsun? Hı? Bana dürüst olabilirsin. Şurada baş başayız. Ben ne diyorum? Sen ne diyorsun ya? Ben ne dediğimi söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Peki o zaman ben söylüyorum. Şimdi sen ani bir karar vermiş olabilirsin. O ani kararın bende yarattığı öfkeyle ben de böyle ani bir karar vermiş olabilirim. Çünkü neticede ben seni biriyle paylaşacağımı hiç düşünmüyordum yani. O yüzden sen Esma ile ilgili konuyu söylediğin zaman böyle elim ayağım birbirine girdi. Peki sen bu açı neden hazmedemiyorsun? Söyle bakalım. Yani hadi dürüst ol kendine, itiraf et. Ben kendime dürüstüm. Benim amacım seni korumak. Ha Esma'ya gelince... Ben o kadını tam 42 yıldır seviyorum. Saçmalama garip. Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin bir kere. Esma senin bildiğin ilişkilerden değil Siren. Ben onu bir ömür boyu bekledim. O benim kıymetlim, tamam mı? Ha? Sen bunu anlamaya çalışma. Ne onu ne de beni anlayamazsın. Sen benim kızımın annesi olduğu için ben seni korumak zorundayım. Sen de bunu bir anlamaya çalış. Merhaba. Esma. Çok sevdiğim kurabiyelerden yaptırmıştım. Boğazımdan gitmedi. Aa, burada da bir şeyler varmış. Sen aldın herhalde Sirencim. Aslında garip bu tatsız tutsuz vitrin malzemelerini sevmez ama olsun. Ben hemen gideyim bir çay koyayım. Hep birlikte içeriz değil mi? Siz ne zaman geldiniz, geldiğinizi duymadık hiç. Bir sürpriz yapayım dedim ama... Özel miydi, pardon? Ben kocamın yanına gidiyorum. Siz içersiniz çayınızı, ben başka zaman katılırım. Size afiyet olsun, bye. Sen ne zaman geldin? Buraya az önce geldim. Ama sana çok geç. Farkındayım. Thank you.
sonra çıktın geldin. Boşanmak istedin. Her şey normal şartlardaymış gibi davranma bana. Faruk çık dışarı. Faruk ne konuşacağız, kendini haklı görüyorsun. Ne konuşacağız, çık diyorum sana. Bak efendim, haklı çıkartmaya çalışmıyorum, tamam mı? Ben sadece o günü o günle değerlendir diyorum. Bak benim için tek değerli olan şey sensin. Süreyya, ben bir daha seni kaybetmeyi göze alamam. Tamam mı? Ölüyordum diyorum sana. Aldım nefesim bile hiçbir anlamı yoktu. Sadece öfke duyuyordum. İçimde bunu konuşmamız lazım Allah aşkına. Anlatmak istiyorsun. Anlat. Hadi anlat, hazırım. Anlat. Anlat. Tamam, anlatacağım. Anlatacağım. Sakin ol, anlatacağım. O gece... O gece barda karşılaştık. Daha önce sağda solda görüp tanıdığım biriydi. Kaç kere buluştunuz? Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı sadece. Senden başka hiçbir şey gözüm görmüyor. Sensiz ben bir hiçbir şeyim. Bunu kaç kere gözün içine baka baka söyledim ama sen beni dinlemedin, çektin gittin. Hiçbir şey söylemeden çektin gittin Süreyya. Acayip bir öfke vardı içimde, büyük bir öfke vardı içimde. Ne olduysa bu öfkeden oldu. Daha sonra hiç yüzünü görmedim hastaneye çıkıp gelene kadar. Teselli mi olman gerekiyor şu an Faruk? Hayır. Beni anlaman gerekiyor. Var mı başka? Öfkeni kustuğun başka insanlar bilmem gereken. Hayır yok. Ne istiyorum senden? İş. İş. İş istiyor senden. Sadece iş. Evet, sadece iş. Yalan yok da hani... Bundan sonra yalan yok, her şeyi konuşacaktık. Ne oldu, sen gidip Akif'e git, götümü toplamı dedin. Ha? Ha? Begüm çıkıp geldiğinde... ben senin için susmuştum. Ve şimdi yine hamilesin. Ben geçmişi açıp seni tekrar üzmeyi göze alamadım Süreyya. Bir anda Fikret de çıktı geldi. Yemin ederim bilmiyorum. Şimdi bir şey desem Fikret kendinden bilecek. Durduk yere papaz olacağım. Aklıma başka bir şey gelmedi. Özür diliyorum. Gerçekten özür diliyorum. Telefonunu ver. Telefonunu ver. Telefonunu ver! Tamam. Nereye? Süreyya, Süreyya dur. Dur bekle Süreyya. Süreyya, iyi misin? Anahtarı ver. Ne?
sevgisine ispat istiyorsun. Sen hala zannediyorsun ki huzursuzluk çıkmasın ki benim bir şeyler yapmam lazım. Sendeki bu huzursuz zihin oldukça hiç başkasını acıktı. Başından beri peşinden koşan, gözünün içine bakan, ağzının içine bakan bir adama sen tek kelam söz hakkı vermeden çekip gittin, terk ettin. Konuşmamız lazım.